Şimdi bir sunumlarını yapmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü, Ekonomi Masası Başkanı Sayın Faik Öztürk'ü kürsüye davet ediyorum. Buyursunlar efendim. Üretmeden, borçlanarak büyüme modeli iflas etti. İkinci önemli sıkıntı, devlette uzunca bir süredir bir yönetim krizi, yönetimde ciddi bir yıpranmayı yaşıyoruz. Ve bu süreçte Türkiye'nin demokratik standartları yıprandı, hukuk devleti yıprandı ve hani hukuk devleti yıprandı da bu ekonomiyi neden ilgilendirir derseniz, en çok ilgilendiren konulardan birinin bu olduğunu zaman içinde gördük. İş adamı, iş insanı, tüketici, üretici, bunlar kendilerini güvende hissetmezlerse üretmiyorlar. Tüketmiyorlar, iş adamı yatırım yapmıyor. Dışarıdan yatırım gelmiyor. Dolayısıyla hukuk devleti ve demokrasi bu bakımdan son derece önemli. Bir de onun üstüne 2020'de bir küresel salgınla karşı karşıya kaldık. Evet, aşılarımız yapıldı ama bugün hala baktığımızda vaka sayıları da vefat sayıları da geçen yılın aynı ayının üstünde. Dolayısıyla pandemi olayını da tamamen atlatmış vaziyette değiliz. Özellikle bugün Hollanda'da, Almanya'da, Belçika'da karşı karşıya gördüğümüz kapanma süreçleri ve bunlara insanların tepkisini gördüğümüzde bu olayın daha henüz tam olarak atlatılmadığını, dolayısıyla salgının gölgesinin hala ekonominin üstünde olduğunu unutmamak gerektiğinin burada altını bir kere daha çözmek istiyorum. Türk lirasının dolar karşısındaki değeri 30 Haziran 2021 tarihinde 100 dersek, bugün neredeyse yarı yarıya düştü. 69'a kadar indi. Türk lirası, hani şu denebilir, dolar değerlendi bütün dünyada da ondan oldu. Hayır, öyle değil. Türk lirası sadece dolara karşı değil, bütün yabancı paralara karşı da değer kaybetti. Merkez Bankası Başkanı, ben artık enflasyona değil, çekirdek enflasyona bakacağım dediğinde, Varlık Fonu'nun dolar cinsinden değeri 34,5 milyar dolardı. O günden bugüne dolar hızla değer kaybetti. Şu anda Varlık Fonu'ndaki varlıklarımızın değeri 23,5 milyar dolara düştü. Yani Abu Dhabi'den gelen para neredeyse Varlık Fonu'nun yarısını satın alabilecek duruma geldi. Bu tabii çok sıkıntılı bir durum. Ayrıca yine satın alınacaklar arasında ağırlıklı olarak savunma sanayi için üretim yapan şirketlerin olduğu da söyleniyor. Bu da ayrıca daha da riskli bir durum. Bunlar bizim değerlerimiz. Bunlar bundan 3 ay önce, 4 ay önce, 5 ay önce dünyada parmakla gösterilen değerlere sahip olan fabrikalardı. Üretim tesisleri. Şimdi hızla bu Türk lirasının değer kaybetmesi nedeniyle aşağı doğru gittiler. Ve Türkiye sonunda ciddi bir kur enflasyon faiz sarmalına doğru giriyor. Buradaki temel sorun şu: enflasyon düşmeden faizin enflasyonun altına baskıyla indirilmesi. Bu model dünyanın hiçbir yerinde çalışmıyor. Şimdi faizi enflasyonun altına indirdiğiniz an, çünkü faizin düşmesini hepimiz isteriz. En başta da biz üretimden yana olduğumuzu söylüyoruz. Bu modelin uzun zamandır yanlış olduğunu söylüyoruz, dışarıdan borçlanma modelini. En çok da faizin düşmesini sanayicimiz yatırım yapsın, insanlarımız yatırım yapsın, tüketsin diye biz isteriz. Ama faizi suni olarak enflasyonun altına çekerseniz, hiçbir geçerli neden olmadan, enflasyon düşmeden, o zaman ne oluyor? O zaman şu oluyor. Bir kere kendi insanımız
Türk lirası cinsinden için Türk lirası cinsinden mevduat tutmak cazip olmaktan çıkıyor. O zaman döviz tutayım diyor. Döviz talebi artıyor. Dışarıdan para getirecek olanlar için de cazibesi azalıyor. Türk lirası cinsinden yatırım yapmanın. Onlar da dışarıdan döviz getirmemeye başlıyorlar. Ve sonuçta döviz talebi artıyor. Döviz talebi artınca dövizin fiyatı yükseliyor. Dövizin fiyatı yükselip Türk lirasının değeri düştükçe de enflasyon artıyor. Enflasyon arttıkça yine kısır döngüye giriyoruz. Bu sefer yine dövize hücum ediyorlar kendilerini enflasyondan korumak için. Enflasyondan korunmak için dövize hücum edince o dönüyor bir daha enflasyonu arttırıyor. Bir kısır döngü içine girmiş oluyoruz ve para Türk lirası tutulamaz bir şekilde serbest düşüşe geçiyor.